Yeni bir video ile sizinle birlikteyiz. Bu videomuzda bilgisayara Windows 11 nasıl kurulur ondan bahsedeceğiz. Bilgisayarımız eski olsun yeni olsun fark etmez. Windows 11 nasıl kurulur bilgisayarımıza bunu anlatacağız. Öncelikle Windows 11 ISO dosyasını indirmemiz gerekiyor. Bunun için tarayıcımızı açtık ve tarayıcı kısmına Windows 11 indir yazarak Windows'un sayfasına ilerliyoruz. Ve karşımızda açılan sayfa arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bu kısma geliyoruz. Windows 11 disk örtüsünün ISO indirme. Burada indir seçeneğinden Windows 11'i seçiyoruz arkadaşlar. Ve indir butonu var. Onu tıklıyoruz. Daha sonra da dilimizi seçeceğiz. Türkçe olarak ayarlıyoruz. Onayla diyoruz. Gördüğünüz gibi indirme ekranı geldi karşımıza. Burada 64 bit arkadaşlar. Windows 11 sadece 64 tabanlı bilgisayarlarda geçerli. 64 bit indir butonuna tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi indirme başladı. Ben bunu iptal edeceğim çünkü ben bilgisayarıma indirdim arkadaşlar. Evet. Windows 11 gördüğünüz gibi ISO dosyası olarak inmiş durumda. Şimdi bunu Rufus programıyla flash'imizde format olarak ayarlayacağız arkadaşlar. Rufus programını da aynı şekilde yine tarayıcımıza Rufus indir yazarak programımızı bilgisayarımıza indireceğiz. Hemen bakın şurada ilk açılan kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Evet, sayfamızı aşağı doğru indiriyoruz. Rufus programının en güncel olanı bunu tıklıyoruz. Ve gördüğünüz gibi Rufus programı da bilgisayarımıza inmiş durumda arkadaşlar. Şimdi flash'ımızı bilgisayarımıza takıyoruz ve flash'ımızı Windows 11'i format CD'si olarak ayarlayacağız arkadaşlar. Şimdi Rufus programını çalıştırıyoruz. Karşımıza böyle bir ekran geldi. Otomatik olarak bakın ilk bölümde formatı nereye atacağımız flash'ımız görünüyor bakın. Kingston E şeklinde bilgisayarımızdaki flash'ımız görünüyor. Daha sonra Windows 11 indirmiş olduğumuz ISO dosyasını arkadaşlar buradan seçiyoruz. Nereye indirildiğiniz neredeyse bilgisayarda hangi bölümde ise ISO dosyamızı seçiyoruz. ISO dosyamızı seçtik. Şimdi önemli gelen bir bölüm var. Onu anlatacağım sizlere. Burada iki tane bölüm var. Bunlardan hangisini seçeceğiz? Biliyorsunuz Windows 11 TPM2 uyarısı veriyor arkadaşlar. Eğer bilgisayarınız eski ise Windows 11'inizi bilgisayarınızda kuramıyorsunuz. Yeni bilgisayarlarda kurulabiliyor. Bilgisayarınız eski ise ikinci seçeneğimiz olan şunu seçmemiz gerekiyor. Bunu seçtiğimiz takdirde bilgisayarımıza Windows 11'i rahat bir şekilde kurabileceğiz. Diğer bölüme geçelim. Şu bölüme disk bölüm düzeni. Burada da bilgisayarınızdaki diskin bölümünü doğru olarak seçmeniz gerekiyor. GPT ya da MBR. Bunu bilmiyorsanız bunu nasıl öğreneceğiz? Bilgisayar denetim masasına gidiyoruz arkadaşlar. Denetim masasından donanım ve ses bölümü. Burada aygıt yöneticisini çalıştıracağız. Evet, karşımıza aygıt yöneticisi geldi. Burada disk sürücülerini seçiyoruz ve Windows'u hangi diskimize kuracağız? Ben SSD'ime kurmak istiyorum. Bu yüzden SSD'sine geldim. Sağ tıklıyorum ve özellikler kısmına geliyorum. Burada özellikler kısmında arkadaşlar açılan ekranda birimler sekmesine geldik. Bakın burada
doldur dediğim zaman burada diskimin, SSD'min özellikleri gösteriliyor. Bakın burada da bölüm stilinde de MBR, gördüğünüz gibi MBR özelliği var. Ben de o zaman şunu yapmam gerekiyor. Bilgisayarımda, flash'ımda, RUFUS programında bunu MBR olarak seçmem gerekiyor. Bu bölümü MBR olarak seçiyorum. Sizin GPT ise GPT'yi seçeceksiniz. Ben MBR'yi seçiyorum. Başka bir işlem yapmamıza gerek yok diyerek başlat tuşunu basarak, gördüğünüz gibi bir uyarı geldi. Flash'ın içerisinde eğer bilgiler varsa bunlar tamamen silinecek uyarısı veriyor. Tamamı tıklıyoruz. Ve RUFUS programıyla flash'ımıza Windows 11 format olarak yazılıyor arkadaşlar. Bu işlem biraz zaman alabiliyor. 5 dakika, 10 dakika bilgisayarınızın hızına göre bu durum değişebiliyor. Evet, yazılma işlemi devam ediyor. İşlem bittikten sonra arkadaşlar tekrar görüşeceğiz. Evet arkadaşlar, format CD'miz, flash diskimiz artık hazır durumda. Artık Windows 11'i bilgisayarımıza kurabiliriz. Windows'u bilgisayara nasıl kurulur, format nasıl atılır, bununla ilgili videom var. Bunu açıklama kısmına bırakacağım. Oradan linki tıklayarak bilgisayara Windows nasıl kurulur, oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.